28 kişinin öldüğü Ankara saldırısının failinin kimliği tartışma konusu oldu. Başbakan Davutoğlu'nun saldırıdan hemen sonra açıkladığı isim yanlış çıktı. Bu durum tartışıla dursun, hükümet sözcüsü Numan Kurtulmuş'tan ismi başka bir şey olabilir. İsminin başka bir isim olması meselenin gerçeğini değiştirmez açıklaması geldi. Başkent Ankara'nın kalbinde gerçekleşen ve 28 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor. Gözaltına alınanlardan 14'ü tutuklanırken saldırıyı gerçekleştiren teröristin kimliği ve fotoğrafı da tartışma konusu. Hain saldırıdan bir gün sonra kameraların karşısına geçen Başbakan Ahmet Davutoğlu Salih Necar ismini vermişti. Kesin bir şekilde bu saldırının Türkiye içindeki bölücü terör örgütü mensuplarıyla Suriye'den sızan YPG mensubu bir kişi bir kişinin birlikte gerçekleştirdikleri ortaya çıkmış bulunmaktadır. Bu intihar saldırısını gerçekleştiren Salih Necer isimli Amude 1992 doğumlu biliyorsunuz Amude e, Kuzey Suriye'de e, bir şehir e, Haseke bölgesinde e, dolayısıyla e, saldırının doğrudan YPG irtibatı ortaya konmuştur. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu konuda net konuşmuştu. İçişleri Bakanlığımızın da tüm istihbarat örgütlerimizin de elde ettiği bilgilerle belgelerle bunlara ait olduğu ortaya çıkmış vaziyettedir. Ancak kısa bir süre sonra terör örgütü PKK'nın takkolu saldırıyı Van nüfusuna kayıtlı Abdülbakir Somer adlı militanın gerçekleştirdiğini açıkladı. DNA sonuçları da saldırganın bu terörist olduğunu doğrularken Başbakan Davutoğlu'nun açıkladığı ismin yanlış olması tartışma konusu oldu. İntihar saldırısını gerçekleştiren Salih Necar isimli. Konu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan bakanlar kurulu toplantısından sonra açıklama yapan hükümet sözcüsü Numan Kurtulmuş'a soruldu. Bizim elimizdeki bilgi buydu olay anında ve olay sonrasındaki araştırmalar sırasında. Aşağı yukarı olayın bütün yönleriyle e, safahatı ortadadır. Ancak ölen canlı bomba, bombanın gerçek kimliği ise o da yapılan DNA e, açık, e, testlerinden sonra netleşir netleşmez bunu da kamuoyuyla paylaşırız. Çünkü dediğim gibi biz net bilgi üzerinden görüşlerimizi ifade ederiz. şu anda soruşturma e, savcılık tarafından devam ettiriliyor. İsmi başka bir şey olabilir. İsminin başka bir isim olması e, meselenin gerçeğini değiştirmez.